Yap işte seride hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 3-4 yıl önce almış olduğum Simbo marka katı meyve sıkacağı robotunun nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. Bununla alakalı elimde gördüğünüz gibi havuçlarım vardı. Bakalım nasıl güzel bir tat verecek mi? Üzerine biraz portakal 2 dilim halinde hazırladım. Sonra en altta da biraz zorlayacağız. Bakalım nasıl güzel suyu çıkacak mı? Ayvamız var. Ayvaları da aynı şekilde 4 dilim haline getirdim. Bakalım nasıl olacak? Hadi başlayalım. Evet, bu atık bölümü. Şöyle yapalım. Atık bölümünü yerleştirmemiz lazım. Şu bıçak bölümünü devamlı temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Burayı eğer kullandıktan hemen sonra temizlemezseniz çıkması zor oluyor. O yüzden bitiminde hemen temizlemeniz gerekiyor. Havuz bölümü de aynı şekilde. Ben yaklaşık 2 haftadır çalıştırmamıştım. Şunun içerisine de poşet koyuyorum. Böylelikle tekrar temizleme gereği olmuyor. İçindeki atık bölümü direktmen çöpe gitmiş olacak böylelikle. Şu şekilde yapıyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Emniyet bölümünde taktık. Sıvı kabımız. Kapandı, kapatalım. Şöyle içindeki kuruluğu bir alsın diye böyle bir içme suyu biraz döktüm. Şimdi her şey hazır durumda. Hemen ilk önce havuçlarla başlamak istiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şöyle açık olsun isterseniz siz de görebileyim. Bunlar havuç olduğu için tabii biraz daha sert olacak. İkinci vitesle çalıştıracağım ben bunları. Yani bunlar artık normalde yenmezdi. Çok kötü durumlardı. Evet, gördüğünüz gibi havuç suyumuz çok güzel bir şekilde 400 miligramlık bir havucumuz çıktı. Fazla bir havuç da yoktu zaten. Güzel oldu bizim için. Çünkü normalde onu salataya falan katsak güzel tadı olmayacaktı. Ama en azından bu şekilde değerlendirme fırsatımız olacak. Şimdi kolay olana geçelim. Portakal. Bunlar karışınca daha güzel oluyor. Evde siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Bizim çocuklar hasta bu işe. Burada portakal da birinci viteste çalıştırıyorum. Şöyle bakın isterseniz. Nasıl akıyor? Maşallah. Maşallah.
Evet, şu an şurası 800 mililitre. Devam. Şimdi evet, katı meyve sıkacaklarının korkulu rüyası diyebilirim. Bakalım ayvada ne olacak? Ayvalarımız da sulu, gerçekten güzel. Bakalım güzel yapabilecek mi? Bunu gene ikinci vitesi alacağım. Oo, evet çok güzel. Gördüğünüz gibi güzel suyu çıkıyor. Toplamda 4-5 tane ayva var burada. Ayvaların suyu da güzel çıkmaya başladı. Çok güzel bir kokteyl hazırladık. Ayvaları da tahminimden güzel sıktı. Çok güzel bir tat oluştu. Havuç, portakal ve ayva. Bu üçlüyü bir denemenizi tavsiye ederim. Biraz yaklaştırayım. Evet, şimdi içerisine bir bakacağız. Ne durumda? Gördüğünüz gibi şuralarda biraz birikmiş. Oo, buralar kupkuru. Yani ıslaklık yok. Aslında bu bile yenebilir. Güzel tadı var. Oo, şu alan, şu alandakiler özellikle ben çok seviyorum. Bunlar kesinlikle yeniyor zaten. Bunlar da kupkuru yani. Yani herhangi bir sıvı kalmamış. Bunu da şöyle çıkartalım. Evet, bıçak bu. Bıçağı hemen kurumadan acilen bunun temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmezse bunun temizlemesi çok zor. Kuru kalınca ben bir kere kaldı. Çok uğraşmak zorunda kaldım. Kupkuru yani şurada bir damla su yok. Gerçekten güzel yapmış. Ben zaten memnunum. Şöyle içinde göstereyim size. Evet. Atık bölümünde de poşet koydum. Yani tekrar orayı temizlemekle uğraşmıyoruz. Olduğu gibi bu poşeti alacağız ve çöpe atacağız. Şimdi bu da şöyle çıkıyor. Bunları çıkartmak falan çok kolay. Yani olduğu gibi. Şunları atmayın. Buraları yiyebilirsiniz direktmen. Gerçekten leziz. En leziz yer burası. Şuradakiler değil ama. Yani buradaki çöp olan, atık olan bölümü tamamen kuru, yavan hale dönmüş yer. Ama buradakilerde hafiften böyle bir lezzet var. O yüzden bunları bence harcamayın. Şu şekilde alabilirsiniz. Bedavadan meyve püresi. Şimdi poşette buradan çıkartıyoruz. Evet, buradan çıkan budur. Gördüğünüz gibi poşeti alacağız ve hiç şunu temizlemek gibi bir derdimiz olmadan. Atık bölümü olduğu için içine giriyor ve yapışıyor. Çıkartması da zor oluyor. O yüzden bunu uğraşmadan böyle ince bir poşetle yapmanızda fayda var. Tavsiye ederim, güzel bir ürün. Pratik, meyvanın suyunu hazırlamış oluyor. Meyve yemeyen çocuklara bu şekilde içirebilirsiniz ya da evinizde güzel bir eğlencelik bir lezzet olabiliyor. Varsa aklınızda arkadaşlar bununla alakalı sormak istediğiniz şeyler, elimden gelince cevap vermeye çalışırım. Dediğim gibi yaklaşık yani 3-4 sene oldu, bilmiyorum ne zaman aldım bile tam hatırlamıyorum. Ama biz memnunuz, kullanmakta da herhangi bir sıkıntı yok. Biraz sesi fazla ama normal bu durum için. Özellikle şu karışımı tavsiye ederim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Evet, şöyle bir bakın arkadaşlar. Yani tamamen su
Köpük bölümü dahi, yani şurada hafiften bir köpük bölümü var. Onun dışında köpük diye bir şey yok. Zaten şuradan görmek mümkün. Bakın arkadaşlar, tamamen meyvenin suyu. Burada da yaklaşık, evet, şöyle 800, şurası da tam olarak 1, yani 1 litrelik meyve suyumuz hazır.